Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli o'qituvchilar. 36-chi video darsimiz boshlaymiz. Men o'zimiz trigonometriya asoslari haqida 80 trigonometrik tenglamani boshlaymiz. Demak, mana tenglamaning ko'rinishi. Yozamiz. 6 kosinus 2x. Demak, bu yerda mana bu formuladan foydalanamiz. Kosinus alfa kosinus beta teng 2'den 1. Kosinus alfa plus beta plus kosinus alfa minus beta. Şimdi yazalımız 8 köpetirligen 2'den 1 kosinus koşsak 2 kız plus ayırsak kosinus x buladı. Minus 3 teng 6 kosinus 2 kız. Şimdi kavus açalımız. 4 kosinus 2x plus 4 kosinus x minus 3 teng 6 kosinus 2x. Şimdi hammasini bu tomonga o'tkizsak ham bo'ladi. 2 kosinus 2x minus 4 kosinus x plus 3 teng 0. Şimdi kosinus 2x'ni kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x bo'yicha yoyamiz. Kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x minus 4 kosinus x plus 3 teng 0. Demek bunu 1 minus kosinus kvadrat deydigan bo'lsak 2 kosinus kvadrat x minus 1 minus 4 kosinus x plus 3 teng 0. Qarasi ochsak 4 kosinus kvadrat x minus 4 kosinus x plus 1 teng 0. Demek bu bo'layapti 2 kosinus x minus 1 ning kos kvadrati teng 0. Bunda 2 kosinus x minus 1 teng 0. Kosinus x teng 2'den 1. X teng plus minus pi taqsim 3 plus 2 pi k. Şimdi bu yerda en kichik musbatga yechim e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'tgan darslarda ham aytganman, buni ikkita qilish kerak aslida. X birinchi pi taqsim 3 plus 2 np, x ikkinchi minus pi taqsim 3 plus 2 np. Mana bu yerda bor ekan. Birinchisida n teng 0 bo'lganda, demak x teng pi taqsim 3 degan yechim bo'ladi. Pi'dan ayıradigan bo'lsak bunu pi minus pi taqsim 3 teng 2 pi taqsim 3 degan natija hosil bo'ladi. 82-chi. Bu ham trigonometrik ifodalar ekan. Yozamiz. Demak. Endi bu yerda, demak tangens alfa plus tangens beta formulası var idi bizde. Suratta sinus alfa plus beta mahrajda kosinus alfa kosinus beta bo'lardi. Shundan foydalanamiz. Demek suratta sinus 5 pi taqsim 16 plus 3 pi taqsim 16 mahrajda kosinus 5 pi taqsim 16 ko'paytirilgan kosinus 3 pi taqsim 16 ko'paytirilgan kosinus pi taqsim 8 minus 1. Endi yuqoriga e'tibor beradigan bo'lsanglar, demak yuqorida sinus pi taqsim 2 hosil bo'lyapti. Sinus pi taqsim 2, ya'ni 90 gradusda 1 ga teng, o'rniga 1 qo'yib, uni suratiga yozamiz. Demek suratiga yozsak kosinus pi taqsim 8 mahrajda kosinus 5 pi taqsim 16 kosinus 3 pi taqsim 16 minus 1. Endi bunu demek birinchi choraga tushirib olamiz. Demek bunu ismini o'zgartirib olamiz. Qanday o'zgartiramiz? Pi taqsim 2'den pi taqsim 2'den 5 pi taqsim 16'ni ayıramız.
3 pi tahsin 16. Yani demek kosinus pi tahsin 8'i özünü yazalımız. Bunun örneği demek sinus 3 pi tahsin 16 kosinus 3 pi tahsin 16 minus 1 deb yozdik. Endi ismini o'zgartirib oldik. Endi demak 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirsak yuqorida 2 kosinus pi tahsin 8, mahrajda 2 sinus 3 pi tahsin 16 kosinus 3 pi tahsin 16 minus 1. Bu bizda bo'ladi. 2 kosinus pi tahsin 8 mahrajda demek 2 ga ko'paytirsak sinus 3 pi tahsin 8 bo'ladi. Minus 1. Endi buni ham ismini o'zgartirib olamiz. Pi tahsin 2 dan 3 pi tahsin 8 ayiradigan bo'lsak demek pi tahsin 8 bo'ladi. Yoki 2 kosinus pi tahsin 8 mahrajda ham kosinus pi tahsin 8 minus 1. Bundan qisqartirib oladigan bo'lsak 2 dan 1 ni ajratsak 1 degan natija kelib chiqadi. Demak bu yerda 2 marta ismini o'zgartirib olish jarayoni bo'ldi. İsmini o'zgartirib olgandan keyin mana bir qaraganda ko'rinmay turibdi, lekin ismini o'zgartirsak mana formula ekanligi bilinib qoldi. Demak, mana bu yerda ham bir qaraganda ko'rinmay turibdi, lekin ismini o'zgartiramiz. Demak, eslataman, ismini o'zgartirish uchun sinusdan kosinusga, kosinusdan sinusga yoki tangensdan kotangensga, kotangensdan tangensga o'tish uchun bir nechta darsdan beri aytib kelyapman. O'tirgan mavzularda ham bor. Demak, ismini o'zgartirish uchun 90 dan yoki pi tahsin 2 dan mana bu qiymatni ayirib tashlasak yetarli bo'ladi. Demak, mana bu yerda 2 marta mana ismini o'zgartirishdan foydalandik. 83-chi. Mana misolni berilishi, bu ham hisoblash ekan, yozib olamiz. Endi bunday qilamiz. Mana bu birinchisi bilan ikkinchisini darajasini pasaytiramiz. Mana bu 3-chi ko'paytmani esa ko'paytmani yig'indiga keltiramiz. Daraja pasaytirsak 1 plus kosinus 94 gradus tahsin 2 plus bu 1 plus kosinus 146 gradus tahsin 2 bu kosinus demek kosa degan bo'lsak 120 gradus plus kosinus ayiradigan bo'lsak 26 gradus. Şimdi bu yerda kosinus minus işaretini yutib yuboradi. O'shandan yozib ketaveramiz ayirmada. Endi hammasini bitta mahrajda yozaylikda. Ham mana bularni birinchi o'ringa tushirib olamiz. Demak, kosinus 94 gradus ismini o'zgartirmasdan tushiradigan bo'lsak, minus kosinus 86 gradus bo'ladi. Minus kosinus 86 gradus. İsmini o'zgartiradigan bo'lsak, minus sinus 4 gradus bo'ladi. Demak, keling ismini o'zgartirmaylik. Minus 1 minus kosinus 86 gradus. Endi bunu ismini o'zgartirmaydigan bo'lsak, demak, bu ham 1 minus kosinus 34 gradus. Bu demak, kosinus 120 gradusdan minus 2 dan 1 ga teng. Plus kosinus 26 gradus plus 1 tahsin 2. Ana endi bunday yozamiz. Sonlar 1, 2, 3 bunu ayırsak 2 bütü 10'dan 5. Mana bir kelesinden minus çıkaz varamız. Kosinus 80 6 gradus plus kosinus 34 gradus. Mana bu kosinus 26 gradusni kelinglar o'zini yozaylik. Tahsin 2. Demak, ikkalasini bitta joyga olib kirishdan maqsad yig'indini ko'paytmaga keltirish. Endi buni yig'indini ko'paytmaga keltiramiz. U holda demak bizda 2.5 ning o'zi minus 2 kosinus alfa plus kosinus beta formulaga qo'yadigan bo'lsak, birinchisi kosinuslar kosinusda mana bular yig'indisi edi.
Demek bunlar yığındısı bizde. Koşup 2'ye bölsek 60 gradus. Kosinus. Demek ayırıp 2'ye bölsek 26 gradus. Plus kosinus 26 taksın 2. Şimdi itibar veriyorlar. Kosinus 60 gradusta 2'den 1 getireyim. Ben bu bilen kıskartır varsak. Minus kosinus 26 plus kosinus 26 0 getireyim bu getirdi. 2 bütün 10'dan 5 taksım 2. 1 bütün 100'den 25 ya ki 1 bütün 4'ten 1 degen gördüğünde notor kesiyle elentirip verilgenken 4'ten 5 degen geçim hasıl buladı ki ifadenin kıymeti 4'den 5'ye teyin buladı. 84. misal demek tangens kub alfa plus katangens kub alfanın kıymetini topuş gerek iken yaz olamız. Verilgeni bu içe demek katangens kub alfanın kıymetini topuş gerek. Şimdi bunu bunda yakılışımız mümkün. Haklasak şu turşu da iki kavuski azratıp yazsak ham boladı. Ya ki aldın sinus kosinus kesir turşu yaz olsak ham boladı. Sinus kub alfa kosinus kub alfa plus kosinus kub alfa sinus kub alfa turşu yazsak ham boladı. Bu halde bizde demek hasıl boladı. Sinus 6. derece alfa plus kosinus 6. derece alfa mahrajda sinus kub alfa köpürtülgen kosinus kub alfa. Şimdi demek ötken derslerimizde işle geldik. Yukarıdakini kub boyunca iki kavuski azretsek. Birinci kavusta sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa bir getireyim. Kelin ikinci kavustan başlayıp yazalımız. İkinci kavusta sinus 4. derece alfa minus sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa plus kosinus 4. derece alfa. Mahrajda sinus alfa kosinus alfa'nın kavus kub görünüşte yazıyorduk. Şimdi bana bu ikkalesinden ikilengen çıkar oramız. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa'nın kavus kvadratı minus 2 sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa. Kavusun içi birge teyin boladı. U halde 1 minus 3 sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa. Mahrajda sinus alfa kosinus alfa'nın kubu. Demek ki sinus alfa kosinus alfa'ya yapıp gelmemiz sebebi. Çünkü birinci verilgeni kvadratı açırsak 1 plus 2 sinus alfa kosinus alfa teng 2'ye. Bundan sinus alfa kosinus alfa teng. Demek birini bu tamamen ötkizip 2'ye bölsek 2'den 1 oladı. Bana bu neticenin topu algenimiz için biz şunu da şekilde yazdık. Şimdi yazıp alalımız. 1 minus 3 köpeytirilgen 2'den 1'nin kvadratı. Mahrajda 2'den 1'nin kubu. Demek bizde 1 minus 4'den 3 oladı. Mahrajda 8'den 1 oladı. Kubu açırsak. Demek suratı 4'den 1. Mahraj 8'den 1. 2 çekke 2 ortak kılıp köpeytirsek 2 degen cevap gelip çıkadı. 85. misal bana belirgen iken tangens alfa 6'dan 5 getireyim. Bana bu ifadenin kıymetini tapışımız gerekiyor. Yazı alalımız. Sinus alfa plus sinus 3 alfa plus sinus 5 alfa plus sinus 7 alfa. Mahrajda kosinus alfa minus kosinus 3 alfa plus kosinus 5 alfa minus kosinus 7 alfa. Şimdi kuyudakice görüşte yazıp alalımız. Gürükleyimiz yani sinus alfa'nın yanına sinus 7 alfa okuyalımız plus sinus 3 alfa bile sinus 5 alfa'nın bitti gürükleyimiz. Mahrajda kosinus alfa'nın yanına minus kosinus 7 alfa'nı okuyalımız. Plus kosinus 5 alfa ile
Kosinüs 3 alfa'nı bitti güruh kılamız. Şimdi demek yazamız. Bana bunu sinüs alfa plus sinüs beta boyunca yazadigan bo'lsak 2 sinüs kos 2'ye bölemiz 4 alfa kosinüs eğer 2'ye bölsek 3 alfa plus 2 sinüs koşup 2'ye bölsek 4 alfa kosinüs eğer 2'ye bölsek alfa mahrajda kosinüs alfa minus kosinüs beta'dan faydalanmamız 2 2 sinüs koşup 2'ye bölsek 4 alfa sinüs beta minus alfa taksim 2 idi bundan bunu ayırıp 2'ye bölmemiz 3 alfa plus bu yan 2 sinüs koşup 2'ye bölsek 4 alfa sinüs 3 alfadan 5 alfanı ayırıp 2'ye bölsek minus alfa buladı. Bana bir yerdeki şuanı özgertiredi. Şimdi demek yukarıdan 2 sinüs 4 alfanı kavusundan taşkarıya çıkarsak kosinüs 3 alfa plus kosinüs alfa bu oladı. Mahrajda 2 sinüs 4 alfanı kavusundan taşkarıya çıkarsak sinüs 3 alfa minus sinüs alfa. Şimdi demek bulan kıskartır varamız. Bu genisbete yine kosinüs alfa plus kosinüs beta'nı kollasak 2 kosinüs koşup 2'ye bölsek 2 alfa kosinüs ayırıp 2'ye bölsek alfa. Mahrajda sinüs alfa minus sinüs beta'nı kollasak 2 sinüs ayırıp 2'ye bölsek alfa kosinüs koşup 2'ye bölsek 2 alfa. Teng. Bana bu kosinüs 2 alfa ile kıskaradı. 2 bile 2 kıskaradı. Kosinüs alfanı sinüs alfa gibi olsaydı. Katangens alfa. Şimdi bizde demek berilgen. Tangens alfa 6'dan 5 deyip berilgen. Bu halde katangens alfa 5'ten 6'ya teng buladı. 86. tengleme. Demek tengleme itibariyle karatamam. Bana tengleme yazıyoruz. Mahraj veriyoruz. O mahraj, mahraj taşı veriyoruz. Fakat anıklan sohap koyduk. Sinüs 4x 0'dan farklı. 4x teng emas. Pn x teng emas. Pn taksim 4. N bütün son. Şimdi başladık. Mahraj veriyoruz. Demek bunge. Sinüs 4x'dan 2 kellesi deyem var. 0'ya mahraj verirsek hem vermesek hem böyle diyoruz varamız. Kosinüs 6x plus sinüs 2x sinüs 4x deyemiyor. Şimdi bunu yazışımız mümkün ya ki nergini yazışımız mümkün. Yani bunu yazadigen bulsak köpeğitmeni yıkıdık ekeltiremiz. Ama da bunu yazadigen bulsak o halde bunu da yazalımız. Kosinüs 2x plus 4x plus sinüs 2x sinüs 4x bunu yazalımız. Kosinüs 2x kosinüs 4x minus sinüs 2x sinüs 4x plus sinüs 2x sinüs 4x. Ne bu lan? 0'ye teng bulacağım bu sefer. Demek bu 0'ye teng buluşum. Kosinüs 2x teng 0. Kosinüs 0'ye teng buladık yani. 2x teng. Pi taksın 2 plus pi k. Bunda. X birinci için pi taksın 4 plus pi k taksın 2 buladık. İkinci. Kosinüs 4x teng 0. Bunda. 4x teng pi taksın 2 plus pi k. Bundan x ikinci geçim pi taksım 8 plus pi k taksım 4. Şimdi itibar veredigen bulsak demek bana bu 45 gradiske kararlı bölge belki geçimler menge kereymez de yaptı. O halde bu geçimin hamasını inkar kıptasıydı. Çünkü bu yerde geçimde itibar verilen 0'nı koyadigen bulsak 45 gradis
Birini koyduğumuz olsak 135 gradis. Anıqını aytganda demek barcha yechimler 45 gradisga karrali bo'ladi. Bu yechim inkor qilinadi. Natijada mana bitta yechim qoladi. Bu yerda endi 22.5 plus 45 gradis bo'layapti. Oddiy aytganda mana bu yerda tun bo'lmagan yechim yuradi. Chunki shuning uchun ham bu yechimni inkor qila olmaydi. Natijada mana bu x teng 2/8 plus pk/4 k tegishli z degan yechimga ega bo'lamiz. 87-chi misol mana. Ko'rinishi yozamiz 1/. Demak, bunda makhraj berib yuboramiz. Sinus x plus yozasi 3 cosinus x teng 4 sinus x cosinus x. Endi mana bu yerga yozib qo'yaylik. Aniqlan sohasini cosinus x 0 dan farqli, sinus x 0 dan farqli yoki x teng emas, demak π/2 plus πn x teng emas π/2 x teng emas πk. Bu yerda k va n'lar bütün sonlar. Endi suni formula hosil qilish uchun ikki tomonni 2 dan 1 ga ko'paytirib yuboramiz. 2 dan 1 ga ko'paytirib yuborsak, demak 2 dan 1 sinus x plus 3/2 cosinus x teng 2 sinus x. O'tgan darslarimizda ham bunday formula hosil qilgandik. Demak bunu cosinus sinus x buni o'rniga cosinus π/3 deb yozamiz plus cosinus x buning o'rniga sinus π/3 deb yozamiz. Keyin bu sinus 2x bo'ladi yig'ib qo'ysak. Endi bu yerda formula demak sinus x plus π/3 minus sinus 2x teng 0. Mana buni yig'sak shunday formula bo'ladi. Endi yozamiz. Demak ayirmani ko'paytmaga keltiramiz. 2 sinus x plus π/3 minus 2x/2 cosinus x plus π/3 plus 2x/2 teng 0. Demek birincisi sinus bu minus x bo'ladi. Oldiga chiqazib yuboramiz. x/2 minus π/6 ko'paytirilgan cosinus 3x/2 plus π/6 teng 0. Endi har bittasini 0 ga tenglashtiramiz. Birinchisini 0 ga tenglashtirsak sinus a x/2 minus π/6 teng 0. Bunda x/2 minus π/6 teng πn. Endi bu tomonga o'tkazib 2 ga ko'paytirib borsak x teng π/3 plus 2πn bo'ladi. Birinchi bu cosinus 3x/2 plus π/6 teng 0. Cosinus 0 ga teng bo'ladigani π/2 plus npda 3x/2 plus π/6 teng π/2 plus np. Demek bu yerdan x'ni topadigan bo'lsak x teng 2π/9 plus np/3 bo'ladi. Bu yerda n butun son. Demak, mana bu yerda birinchi yechim bunday bo'ldi, ikkinchi yechim bunday bo'ldi. Endi eng kichik yechimni izlaymiz. Demak, bu yerga 0 ni qo'yadigan bo'lsak π/3 60 gradus bo'ladi. Bu yerga 0 ni qo'yadigan bo'lsak 40 gradus bo'ladi. Demak, mana bu kichkina bo'lganligi uchun biz izlayotgan eng kichik yechim 2π/9 da bajariladi. Javob 2π/9. 88-chi misol. Mana bu ham tenglama ekan yozib olamiz. Cosinus 2π x - π/3
Tim minus yıldız hastası 2 bölüngen 2. Demek 2 pi minus pi tahsin 3 tim minus yıldız hastası 2 bölüngen 2 tim bölüngen 3 pi tahsin tor plus 2 pi k. Birinci 2 pi kıs minus pi tahsin 3 tim 3 pi tahsin tor plus 2 n pi. Bundan 2 pi i kıs tim bunu bu tamamen ötçisek 3 pi tahsin tor plus pi tahsin 3 plus 2 n pi. Şimdi demek mahraç beradigan bo'lsak 13 pi tahsin 12 2 pi ge bo'lsak x teng 13 tahsin 24 plus n bo'ladi. İkinci 2 pi x minus pi tahsin 3 teng minus 3 pi tahsin 4 plus 2 n pi. Bundan 2 pi x teng minus 3 pi tahsin 4 plus pi tahsin 3 plus 2 n pi. Bu yerde demek mahraç beradigan bo'lsak minus 5 pi tahsin 12 belki x teng minus 5 tahsin 24 plus n. Bu yerde n bütün son n bütün son. Şimdi en küçük müsbet yeçimini topin. Demek bu yerde n'nin oranına bütün son koyadigan bo'lsak, 0'ni koyadigan bo'lsak 24'ten 13 bo'ladi. Mana bu yerde ise 1'ni koyadigan bo'lsak 24'ten 19 bo'ladi. 24'ten 13 en küçük müsbet yeçim bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.